Kadınların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel alanlarla birlikte spor sahalarında da eşit haklara sahip olması hepimiz için vazgeçilmez birer unsurdur. Bu anlayıştan hareketle Türkiye'de kadın hakları ve refahı konusunda büyük adımlar attık. Kadınlar Türkiye ile güçlendi, Türkiye'ye güç veren bir konuma geldi. Yapılan çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmedik. Her geçen gün üzerine bir yenisini daha ekleyerek çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Yaptığımız kanuni düzenlemelerle, hayata geçirdiğimiz faaliyet planları ve strateji belgeleriyle kadınların ülkemizin geleceğini şekillendiren güçlü birer aktör olmasını sağlıyoruz. Kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına, yeni beceriler kazanmalarına ve işletmelerini büyütme süreçlerine destek oluyoruz. Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle hayata geçireceğimiz yeni bir çalışmamızın haberini de sizlerle paylaşmak isterim. Yarın bakanlık olarak Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalıyoruz. Bu protokolle Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız. Böylece kadınların ve genç kızlarımızın mesleki niteliklerini geliştirmelerine destek olacak, istihdamın artırılmasını sağlayacağız. Ben şimdiden imzalayacağımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, ülkemizde en aktif spor branşlarından biri olan futbolda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılıyor olması bizleri son derece mutlu ediyor. Burada sizinle şunu da paylaşmak isterim. Benim de çocukluğumda futbol oynadığım bir dönem oldu. Üstelik de bir kulüpte. Futbol oynamayı bıraksam da şu an ilgiyle takip etmeye devam ediyorum. Bu anlamda bakanlık olarak kadın futbolunu desteklemeye özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın çatısı altında takımlar kurarak kız çocuklarının güzel bir geleceğe sahip olmalarına katkı sunuyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübümüz ile kız çocuklarını spor yoluyla güçlendirerek sosyal hayata aktif katılımlarını sağlıyoruz. Ağrı'nın yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bu yıl 2. lige yükselen Ağrı Kadın Futbol Takımımızı başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Benzer şekilde Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı da gerek sahadaki başarıları gerekse kadın milli takımımıza kazandırdığı oyuncularla dikkat çekiyor. Futbolla hayatına yeni bir yön vermek isteyen tüm kızlarımızın her zaman yanındayız. Kadınların bu alanda ezberleri bozması, ayrımcılık kodlarının kırılmasını sağlayacak. Bu alandaki çalışmalarıyla Kadın Futbolcular Derneği'nin önemli adımlarına şahitlik ediyoruz. Derneğin Türkiye'de ilk defa düzenlediği Kristal Ayaklar ödül töreninin kadın futbolundaki gelişmelere öncülük edeceğine inanıyorum. Kadın futbolu ile ilgili farkındalık arttıkça, kadın futbolcuların yetenekleri ödüllendirildikçe sahalardaki eşitlik anlayışı da güçlenecektir. Bu anlamda birazdan takdim edilecek ödüller sadece bir başarıyı simgelemekle kalmıyor. Aynı zamanda yıllardır süren çaba, disiplin, özveri ve kararlılığın da bir takdiridir. Ben bu anlamda değerli sporcularımızı, yöneticilerimizi ve spora gönül veren herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu özel gece sizin emeklerinizin ve yeteneklerinizin bir kutlamasıdır. Sizleri daha da büyük başarılarda görmek dileğiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Bu duygularla genç kızlarımızın yüreğine, hayatına dokunan sporun yaygınlaşması ve özellikle kadının güçlendirilmesine başta derneğimize ve Türk Hava Yolları olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hande Hanım gerçekten bu konuyu bize anlattığında heyecanlı birlikte değerlendirdik. Dedi ki bu iş çok hoş bir şey, bunu birlikte yapacağız. Tamam dedik, hep beraber bunu gerçekleştirelim. Gerçekten tabii burada bir amatör ruhu görüyoruz. Cemile
hocaya ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada bir ruh var. Amatör ruh var. Gençlerle beraber bütünleşmiş bir hayat hikayesi var. Yine Ağrı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kulübünde de başkan ve ekibinin çok güzel bir hikayesi var. Tabii Türk futbolunda, özellikle kadın futbolunda çok önemli gelişmeler sağlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda yatırımları var. Biz de destek veriyoruz. UEFA'nın ve FIFA'nın özellikle kadın futbolunun gelişmesi noktasında yatırımları ve planlamaları var. Biz Türkiye'de biliyorsunuz Süper Lig'de yer alan takımlarımızın bazılarının kadın futbol takımları var. Bunlar filmde de gördüğünüz gibi Hakkari'ye deplasmana gidiyorlar. Müsabakada katıyorlar ve ben inanıyorum ki buradaki altyapıda yetişen sporcular yine bu üst takımlara gidecek ve ülkeyi önemli pozisyonlarda, önemli görevlerde yer alacaklar. Tabii burada şu çok önemli, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi çok çok önemli bir ayrıntı bizim için. Sporun her türlü sine destek veriyor. Tesisten yüzme havuzuna, spor salonlarından atletizm pistine kadar pek çok noktada yatırımlar var. Bu yatırımlar artarak devam ediyor. Yine bu eserlerin sonucunda da çok tabana yayılmış bir spor altyapısı geliyor. Değişik branşlarda pek çok aktiviteyi görüyoruz. Yeni yeni branşlarda, uluslararası alanlarda başarılarını kazandığını görüyoruz. Ve yine kadın futbolunda özellikle şunu ifade etmek isterim. Biz de daha önceki bakanlık döneminde de gittiğimizde Yüksekova'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Ağrı'da, Van'da pek çok takımın oluştuğunu ve bu takımlarla beraber çaba gösteren antrenörlerimizle buluşmuştuk. Pek çok konuyu görüştüğümüzde bunları görüyoruz. Ama sporun iyileştirici bir gücü var. Sporun topluma dokunan bir gücü var. Bu özellikle toplumun çeşitli katmanlarında bugün yaşadığımız kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için gençlerimizin hem erkek hem bayan başta olmak üzere çok önemli bir görevi var sporun. Sahnemiz yeteri kadar geniş. Bu arada başta Cer Modern olmak üzere bu güzel ev sahipliği için Kültür Bakanlığımıza da teşekkür ederken ödül veren bütün isimleri, Kent Konseyi Başkanımızı, CHP Genel Başkan Yardımcısını, MHP Genel Başkan Yardımcısını, Türk İş Başkanımız herhalde aramızdan ayrılmamışlar. Ergun abicim sizi, hepinizi bekliyoruz. Ağrılı kızlarımız neredeler, geldiler mi? Hakkari'li kızlarımız. Bir aile fotoğrafımız olsun, dernek başkanımız dahil. Bu gece katkı veren öne bütün gönüllüleri, Emel Hanım lütfen. Tabii. Bütün takımı ağırladınız. Kızlarımız. Buyurun.